Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizde meydana gelen depremleri inceleyeceğiz. Deprem hakkında bilgiler verirken o tarihlerde görevli olan bazı kamu görevlilerini de görebileceksiniz. Çalışmamı beğeneceğinizi umarak videomuza başlamak istiyorum. 13 Eylül 1924'te Erzurum'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem, aynı yıl içinde olan 3. depremdir. Ve önceki 2 tanesine göre daha yıkıcı olmuş, toplam 214 kişi hayatını kaybetmiştir. Merkez üssü Pasinler olan bu deprem, geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Deprem, Erzurum merkez, Pasinler, Narman, Hınıs, Tortum, Sarıkamış, Ardahan ve çevresini etkilemiş, yaklaşık 1 dakika sürmüştür. Depremin olduğu sırada Cumhurbaşkanı Atatürk, sonbahar seyahatleri kapsamında Anadolu'da bulunuyordu. Gezide kendisine eşi Latife Hanım ve bazı milletvekilleri eşlik ediyordu. Atatürk hemen gezi planını değiştirip Erzurum'a gitmeye karar verdi. Erzurum halkı Cumhurbaşkanı Atatürk'ü büyük bir coşkuyla karşıladı. Depremin açtığı yaraların sarılacağını söyleyen Atatürk, ülkenin doğusu ile batısı ve merkezi arasındaki bağlantının sağlanması için demir yolunun Erzurum'a kadar uzatılacağını müjdeledi. 10 gün deprem bölgesinde kalan Atatürk, her gittiği yerde halkın arasına girdi, halkı dinledi ve halkın acılarını paylaştı. Dönemin hükümeti, depremden zarar gören ilçelerdeki memurlara 3 taksitte ödenmek üzere birer maaş avans verilmesini kararlaştırdı. Erzurum depremzedeleri için gazeteler yardım kampanyaları düzenledi. Atatürk ve eşi Latife Hanım ile beraberindeki diğer vekiller de para yardımı yaptılar. Bu depremden 6 ay sonra Atatürk'ün talimatıyla Anadolu Sigorta kuruldu. 22 Ekim 1926 tarihinde 6.0 büyüklüğündeki Kars depreminde 355 kişi hayatını kaybetmiştir. İkinci derece deprem kuşağı içerisinde yer alan Kars'ta meydana gelen bu deprem, gece başlamış, sabaha kadar farklı aralıklarla 5 sarsıntıya neden olmuştur. Vilayetin hemen her yerinde hissedilen depremler, özellikle Gümri civarındaki toplam 15 köyde farklı derecelerde yıkıma yol açmıştır. Güneyden gelen birinci ve ikinci sarsıntı hafif olduğundan hasara yol açmadığı gibi halkın evlerinden çıkmalarına ve hayatlarını kurtarmalarına fırsat tanımıştır. Terk edilmiş köylerde iskana müsait evlerin tespitine yönelik çalışma yapan valilik, aynı zamanda ahalinin geçinebilmesi için o günkü adıyla Hilal-ı Ahmer Cemiyeti olan Kızılay nezdinde girişimlerde bulunmuştur. 1100 binanın hasar gördüğü bu depremde insan ve hayvanların geçici iskanları için 30 tren vagonu tahsis edilmiştir. 31 Mart 1928 tarihinde Atina'da bile hissedilen Torbalı depreminde Torbalı, Yazıbaşı, Çapak köyleri yerle bir olmuştur. Bu depreme sebep olan Dağ Kızılca fay hattı, Kemalpaşa ilçesi güneyi ile Torbalı arasında ve 27 kilometre uzunluğundadır. Binlerce vatandaşın evsiz kalmasına neden olan deprem, tarih boyunca bölgenin ticaret merkezi olmuş İzmir kentinde de ağır hasar yaratmıştır. Artçı depremler 2 ay kadar sürmüştür. 18 Mayıs 1929 tarihinde Sivas ilinin Suşehri ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda 64 kişi yaşamını yitirmiş, 1357 yapı yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Depremde Suşehri Ovası da jeolojik hasara uğramıştır. 7 Mayıs 1930 tarihinde Türkiye saatiyle gece 00.34'te Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremden
sınırın Türkiye tarafındaki Hakkari oldukça etkilenmiştir. Büyüklüğü 7.6 olan bu depremde 2514 kişi ölmüş, yaklaşık 3000 bina hasar görmüştür. Zap suyunun akış yukarı bölgesinde 80 köy tamamen yıkılmıştır. 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Hakkari'nin tamamı yıkılmıştır. O zamanın şartlarıyla evlerin kerpiçlerden yapılması, ölü sayısının artmasına neden olmuştur. Hakkari, tarihinin en büyük acısını bu depremle yaşamış oldu. 1 Mayıs 1935 tarihinde Doğu Anadolu bölgesinde Kars-Digor'da meydana gelen deprem 6.2 şiddetinde olmuş, 200 can kaybına ve 500 civarında insanın yaralanmasına yol açmıştır. Kars tarihinin o güne kadar kaydedilen en büyük depremi olan Digor depremi öğle vakti saat 12.24'te meydana gelmiştir. Deprem sonrası suların birçoğu çekilmiş, tarlalarda büyük çatlaklar oluşmuştu. Deprem sırasında dağlardan yuvarlanan kaya ve çakılların yolları kapaması, sağlık ekibinin felaket bölgesine ulaşmasını engellemekteydi. Kars-Digor arasındaki uzaklık 45 kilometre olmasına rağmen ulaşım durma noktasına gelmişti. Digor dahilindeki 25 köydeki 709 ev tamamen yıkılırken hayvan zayiatı oldukça çoktu. Depremin öğle vaktinde vuku bulması ve bu esnada köylülerin büyük çoğunluğunun dışarıda olması can kaybını önlemişti. 19 Nisan 1938 tarihinde gece 00:59'da meydana gelen Kırşehir depremi 6.7 şiddetinde olup 224 can kaybına yol açmıştır. Deprem Kırşehir'e bağlı Akpınar Köşker arasında yer alan 100 köyü yerle bir etmiş, bu bölgede 149 kişi hayatını kaybetmiş, 3860 binada hasar meydana gelmiştir. Sarsıntılar bakımından sakin bir bölge olarak bilinen Orta Anadolu bölgesinin bazı kesimlerinde yıkıcı etkilere neden olmuştur. Ana şoktan sonra bölgede çok sayıda hasar yapıcı artçı deprem meydana gelmiştir. Depremde 40 kilometre uzunlukta yüzey faylanması meydana gelmiştir. Deprem akarsu çökellerinde sıvılaşma meydana getirmiştir. İzmir Dikili depremi 22 Eylül 1939 tarihinde meydana gelmiş olup 7.1 şiddetindedir. 60 can kaybı ve 1235 ağır hasarlı binaya sebep olan bu depremde Dikili ve Karaburun tamamen yıkılmıştır. Deyim yerinde ise Dikili haritadan silinmiştir. Depremin merkezi Dikili'ye çok yakın olup Dikili ile Midilli arasındadır. Depremden sonra termal kaynaklar oluşmuştur. Dikili ile Bergama arasında yarıklar oluşmuş, deprem bütün Batı Anadolu'da hissedilmiştir. 27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen Erzincan depremi, Türkiye'nin bu yüzyılda yaşadığı en şiddetli depremdir. 7.9 şiddetindeki bu deprem sonucunda toplam 33 bin kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 bin kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116 bin bina yıkılmıştır. Erzincan'dan Niksar'a kadar uzanan yaklaşık 350 kilometrelik bir kırık sistemi oluşmuştur. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem, Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasının bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır. Yardım konvoyları soğukla da mücadele eden depremzedelere ancak 2 gün sonra ulaşabilmiştir. Bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu fay hattının varlığı anlaşılmaya başlanmış ve Türkiye'de depremle ilgili konular ele alınmıştır.
ilk kez depreme karşı önlemler tartışılmış, gazetelerde depremle nasıl yaşanması gerektiği yazılmıştır. 10 Eylül 1941 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 5.9 olmuştur. Bu depremde 192 kişi hayatını kaybetmiş ve 36 köy de tamamen yıkılmıştır. 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saat ile 16.03'te meydana gelen Niksar Erbaa depremi 3000 can kaybına yol açmıştır. Büyüklüğü 7.0 olan bu depremde yaklaşık 6300 kişi de yaralanmıştır. Deprem, Niksar'ın doğusu ile Erbaa kuzeyi arasında yaklaşık 50 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşturmuştur. 20 Haziran 1943 tarihinde yerel saat ile 17.32'de meydana gelen Adapazarı Hendek depremi 6.6 şiddetinde olup 336 can kaybına yol açmıştır. Hendek'te yapıların %25'i tümüyle yıkılmıştır. Adapazarı'nda ise bu oran %20'dir. Tosselladik depremi 27 Kasım 1943 tarihinde gece saat 00.20'de Kastamonu Tosya'da meydana gelmiştir. 7.2 büyüklüğündeki bu deprem 4000 can kaybına sebep olmuştur. Büyük kayıpların olduğu bu depremde binaların %75'i yıkılmış, kamu binaları ve tarihi binalar tamamen yıkılmıştır. 1 Şubat 1944 tarihinde sabaha doğru 05.22'de 7.2 büyüklüğünde meydana gelen Bolu-Gerede depreminde 3.959 kişi hayatını kaybederken 20.000'den fazla binada hasar görmüştür. Soğuktan ölenlerle birlikte ölü sayısının 7.000'e yakın olduğu ifade edilmektedir. Bolu'da en ağır yıkıma uğrayan yer şehrin güney kesimi olmuştur. 31 Mayıs 1946 tarihinde Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 839 kişi hayatını kaybetmiştir. İnsanlar depremin oluş zamanında evlerinden çıkıp çalışmaya gittiklerinden dolayı ölenlerin çoğu yaşlılar ve çocuklar olmuştur. Karlova depremi 17 Ağustos 1949 tarihinde yerel saatle 20.44'te Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Bingöl ili Karlova ilçesinde meydana gelmiştir. Büyüklüğü 6.7 olarak ölçülen depremde 450 kişi ölmüş, 3500 bina hasar görmüştür. Karlova bölgesi Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının birleştiği noktada bulunmaktadır. Erzincan, Bingöl, Karlova üçgeni Türkiye'nin aktif fay yoğunluğu en fazla olan alandır. 13 Ağustos 1951 tarihinde merkezi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi olan ve 6.9 büyüklüğünde meydana gelen Kurşunlu depreminde 50 kişi hayatını kaybetmiştir. Akşam saatlerinde yaklaşık 20.30'da meydana gelen bu depremde 3.354 bina yıkılmış ve 13.373 bina da hasar görmüştür. Deprem ayrıca İstanbul, Ankara, Kayseri ve Amasya'da da hissedilmiş ama büyük bir hasar görülmemiştir. Çankırı'nın 40 kilometre kuzeybatısında yer alan Kurşunlu ilçesi, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan bir ilçedir. 18 Mart 1953 tarihinde saat 21.06'da Çanakkale'nin ilçesi Yenice'nin 12 kilometre doğusunda meydana gelen depremde 265 kişi ölmüştür. İçinde 211 okul, 176 resmi bina, 27 caminin de bulunduğu 8.000'den fazla yapı yıkılmıştır. Yenice ile Balıkesir'in ilçesi Gönen arasında fay kırığına sebep olduğu için halk arasında
Yenice Gönen depremi olarak da bilinir. 25 Nisan 1957 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen depremde 19 kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün deprem bölgesinde toplam 3796 ev, 20 okul binası, 3 cami, 23 resmi bina, 124 iş yeri tamamen yıkılmıştır. Ölü sayısının az olmasının en önemli nedeni 7 saat önce olan 6.2 şiddetindeki depremden sonra dönemin kaymakamı Nezih Okuş'un halkı evlerine girmemeye ikna etmesiydi. 26 Mayıs 1957 tarihinde meydana gelen Abant depremi 5000 yapının ağır hasar görmesine, 52 kişinin ölümüne ve 101 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur. Şiddeti 7.1 olarak tespit edilen bu deprem, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Mudurlu Vadisi'nde meydana gelmiştir. Deprem, doğuda Abant Gölü, Elmacık ve Mudurlu Nehri ile batıda Dokurcun arasında uzanan 40 kilometrelik dar bir bölgede oldukça büyük hasar yapmıştır. Bu bölge içerisinde ahşap binalar dahil tüm evler tamamen yıkılmıştır. Deprem aynı zamanda birçok heyelana neden olmuştur. Kuzey Anadolu fay hattı Türkiye'nin en önemli ve tehlikeli fay hatlarından biridir ve Bolu'nun 5 kilometre güneyinden geçmektedir. 6 Ekim 1964 tarihinde 7.0 büyüklüğünde meydana gelen Manyas depremi 23 can kaybına ve 5523'ü ağır olmak üzere toplam 10.048 hasarlı binaya sebep olmuştur. Deprem Yunanistan'ın kuzeyi, Bulgaristan'ın hemen her yerinde hissedilmiştir. Bütün ova köylerinde minareler ve yüksek bacalar yıkılmıştır. Deprem özellikle Marmara Denizi'nin güney kıyıları yakınındaki yerleşim bölgelerinde etkili olmuş, kimi yerlerde toprakta yarıklar açılmış ve yeraltı suları fışkırmıştır. Yapılan araştırmalar, ana şoktan sonraki artçı sarsıntıların 6-22 Ekim tarihleri arasında sürdüğünü göstermiştir. Manyas ve çevresi, Türkiye'nin birinci derecede deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Varto depremi 19 Ağustos 1966 tarihinde Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Muş ilinin Varto kazasında meydana gelmiştir. Büyüklüğü 6.9 olan deprem sonucunda 2408 kişi ölmüş, 1489 kişi yaralanmıştır. Varto'nun karşılaştığı bu en şiddetli depremin derinliği 26 kilometre idi. Şair Cemal Süreya yazdığı bir şiirde bu depreme bir gönderme yapmıştır. 22 Temmuz 1967 tarihinde yerel saatle 18.56'da Bolu ilinin Mudurlu ilçesinde meydana gelen Mudurlu depreminde 89 kişi ölmüş, 7116 bina hasar görmüştür. Şehirlerde beton yapılar zarar görürken kırsal bölgelerde ise yöreye özgü taş temelli ahşap karkas yapılar yıkılmıştır. Bu depremin 1939 Erzincan depremiyle başlayan ve Kuzey Anadolu fayını takip ederek batıya yönelen deprem hareketliliğinin bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Bu deprem sırasında Kuzey Anadolu fayında 50 kilometrelik kırılma gözlenmiştir. Bu bölgede yine aynı fay hattı üzerinde 1957 yılında Abant depremi olmuştur. Deprem sırasında Sakarya'da elektrik ve telefon hatları kesilmiş, tren ve karayollarındaki kaymalar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Çok katlı binaların yıkılması, ölü sayısının artmasına sebep olmuştur. Ölümlerin büyük kısmı Sakarya'da olmak üzere Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da meydana gelmiştir. 3 Eylül 1968 günü Bartın'da saat 10.19'da
6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve büyük bir gürültüyle çok sayıda ev yıkılmıştır. Bartın'da 4 saat boyunca 9 deprem daha meydana gelmiş, 29 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 2478 bina hasar görmüştür. Merkez üssü Amasra'nın 6 kilometre açığında ve 4 kilometre derinlikte olan deprem, saniyelerce sürmüş ve kulakların zarını patlatan gürültü kopması şeklinde olmuştur. Deprem sonucu oluşan tsunami ile Amasra'da suların 100 metre kadar karaya girdiği söylenmektedir. Afetin tanıklarından olan Hartman Wedding, zelzeleden sonra irili ufaklı 9'a yakın sarsıntı kaydetmiştir. O yıllara kadar böyle bir afetle karşılaşmayan halk, günlerce evlerine giremeyip dışarıda sabahlamıştır. 28 Mart 1969 tarihinde Manisa Alaşehir yakınlarında 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, toplam 53 kişinin ölümüne, 4651 evin yıkılmasına neden olmuştur. Ölümlerin büyük çoğunluğu Alaşehir ve Alaşehir'e bağlı Tepeköy'de meydana gelmiştir. Alaşehir otogarı yıkılmış, garajda bulunan 18 otobüs hurdaya çıkmıştır. Özellikle depremin etkili olduğu ovalık kesimlerde yeraltı sularının yer üstüne fışkırdığı gözlenmiştir. Yeniköy, Subaşı ve Delemenler'de okul ve camiler büyük hasar görmüştür. Tepeköy köyü bütünüyle yerle bir olmuştur. Köy daha güneydoğuda yeniden inşa edilmek zorunda kalınmıştır. Alaşehir depreminin yaraları daha sarılmadan en az o kadar etkili bir başka deprem de Uşak Demirci arasında meydana gelmiştir. Gediz depremi 28 Mart 1970 tarihinde mahalli saatle 23.02'de Kütahya'nın batısındaki Gediz yöresinde meydana gelmiştir. 6 saniye süren depremde 1086 kişi ölmüş ve 520 kişi ise yaralanmıştır. Depremde 3500 ev tamamen yıkılmış, 7000 ev ağır surette ve 10600'den fazla bina da fazla ölçüde hasara uğramıştır. 33.000 aile, yaklaşık olarak 80.000 kişi barınaksız kalmıştır. 22 Mayıs 1971 tarihinde merkez üssü Bingöl olan depremin büyüklüğü 6.8 olarak ölçülmüştür. 878 kişinin öldüğü, 700 kişinin yaralandığı depremde 9.111 bina hasar görmüş veya yıkılmıştır. Depremin merkezi Bingöl merkezi 10 kilometre mesafedeki Göynük Suyu Vadisi ile Çapukçur Ovası'nın kesiştiği yerdir. Ana depremden bir gün önce orta şiddetli bir yer sarsıntısı meydana geldi. Ana depremden sonra ise bir ay süreyle artçı sarsıntılar devam etmiştir. Deprem, Bingöl'ün yanı sıra Erzincan'ın bazı köylerinde de yıkımlara ve ölümlere yol açmıştır. Lice depremi 6 Eylül 1975 tarihinde yerel saatle 12.20'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve köylerinde oluşan 23 saniye süren şiddetli yer sarsıntısıdır. Şiddeti 6.6 olan depremde 2385 kişi ölmüş, 8149 bina hasar görmüş veya yıkılmıştır. Bazıları maddi hasarlara sebep olan 3-4 ay süresince artçı sarsıntılar devam etmiştir. Özellikle köylerdeki yapı malzemesinin kerpiç olması, ölü sayısının artmasına sebep olmuştur. Depremin ardından ulaşım yetersizlikleri nedeniyle kırsal bölgelere yardımların ulaştırılması gecikmiştir. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Bülent Ecevit, afet bölgesini ziyaret etmiştir. Yaklaşık 2 ay sonra 21-23 Kasım 1975 tarihleri arasında yardımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Lice'den Diyarbakır merkezine 3 gün süren 90 kilometrelik bir yürüyüş gösterisi düzenlenmiştir. 24 Kasım 1976 tarihinde öğlen
14.22'de merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi Çaldıran Bucağı olan depremin şiddeti 7.5 olarak ölçülmüştür. 3840 kişinin hayatını kaybettiği depremde 9232 bina hasar görmüştür. Deprem en çok Muradiye ve çevre ilçeler olan Erciş ve Özalp'ta can ve mal kaybına sebep olmuştur. 3304 kişilik nüfusa sahip Çaldıran'da evlerin %95'i yıkılmış ve 615 kişi ölmüştür. Deprem, yörenin en önemli geçim kaynağı olan hayvan besiciliğini de olumsuz yönde etkilemiş, 11.896 hayvanın telef olmasına sebep olmuştur. Depremin yanı sıra bölgede gece hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşmesi sonucu donma nedeniyle de ölümler olmuştur. Yağmur ve kar yağışları nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları da gecikmiştir. 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminden sonra o güne kadarki Anadolu'da yaşanan en şiddetli depremdir. 30 Ekim 1983 tarihinde Erzurum ve çevresinde büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden olan depremin büyüklüğü 6.9'dur. Depremde 1155 kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmıştır. 3000'in üzerinde konutun ağır hasar aldığı bu depremde 30.000'i aşkın hayvan telef olmuştur. Erzurum-Kars depreminin oluştuğu alan Türkiye'nin birinci derece tehlikeli deprem bölgesidir. Erzincan depremi 13 Mart 1992 tarihinde 19.08'de Erzincan ilinin güneydoğusunda meydana gelen bir depremdir. 6.8 şiddetindeki bu depremde 653 kişi ölmüş, 8057 bina hasar görmüş veya yıkılmıştır. Erzincan'da en fazla can kaybı Çerkez Bilardo salonunda olmuş, burada 81 kişi can vermiştir. Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, bu depremle beraber tarihindeki 6. büyük depremi yaşamıştır. 1 Ekim 1995 tarihinde saat 17.57'de meydana gelen Dinar depreminde 90 kişi ölmüş, 14.156 bina hasar görmüştür. Dinar'ın çevre köyleri olan Yakaköy, Kızıllı ve Yapağlı'da da hasar sebep olan deprem sonrası bir ay içerisinde 660 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. Deprem sonrasında Dinar Çivril fayında 10 kilometrelik bir kırılma gözlenmiştir. Adana Ceyhan depremi 27 Haziran 1998 tarihinde yerel saatle 16.55'te Çukurova olarak bilinen Türkiye'nin güney bölgesini vurmuştur. 6.2 şiddetindeki bu deprem, Ceyhan Nehri boyunca yerleşmiş olan köylerde 146 kişinin ölümüne, 1500 kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açmıştır. Ceyhan ilçesinde kayıpların ve hasarın çoğu binaların mühendislik yetersizliğinden kaynaklanmıştır. 17 Ağustos 1999 sabahı yerel saatle 03.02'de gerçekleşen yaklaşık 45 saniye süren Gölcük merkezli deprem büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. 17 Ağustos depremi tüm Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmiştir. 7.4 şiddetindeki Gölcük depremi gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biridir. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edilmiştir. Yıkıcı sarsıntıda Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da büyük can ve mal kaybı yaşanmıştır. Resmi raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma olmuş, 505 kişi sakat kalmıştır. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü,
ağır hafif 100 bine yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133 bin çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kalmıştır. Düzce depremi 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57 7.2 şiddetinde olmuştur. 30 saniye süren etkili olan deprem pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedilmiştir. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre ölü sayısı 894, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı ise 3395 olarak belirlenmiştir. Soba, ısıtıcı ve ocaklardan kaynaklanan yangınlar da tahribatı artırmıştır. Depremden sonra Düzce ilçesi Türkiye'nin 81. ili olmuştur. 1 Mayıs 2003 tarihinde yerel saatle 00:27'de gerçekleşen Türkiye'nin doğusunu etkileyen 6.4 büyüklüğündeki Bingöl depreminde en az 177 kişi ölmüş, 625 bina çökmüş veya ağır hasara uğramıştır. Koğuş bloğu çöken Çeltik suyundaki yatılı okulda 84 can kaybı meydana gelmiştir. Elazığ depremi 8 Mart 2010 tarihinde saat 04:32'de Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Depremde ilk belirlemelere göre en çok hasar Kovancılar ilçesine bağlı Okçular, Yukarı Kanatlı ve Kayalık köylerinde meydana gelmiştir. 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı deprem sonrası dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında depremdeki can kaybının asıl sorumlusunun kerpiç evler olduğunu ve bu evler yüzünden vatandaşların hayatını kaybettiğini söylemiştir. 23 Ekim 2011 günü saat 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür. 7.2 büyüklüğündeki depremde 601 kişi hayatını kaybederken 4152 kişi de yaralanmıştır. Kurtarma çalışmalarına yurt içinden 140 ekip 4418 kişiyle katılmış, dünyadan ise 10 ülke 12 ekiple çalışmalara destek vermiştir. Van, 9 Kasım 2011'de saat 21:23'te büyük bir depremle daha sarsıldı. Merkez üssü Edremit ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremde ikisi otel olmak üzere 25 bina yıkıldı. Bu depremde 40 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Bölgedeki 28.500 bina kullanılamaz hale geldi. Depremde ölenlerden biri de Japon yardım görevlisi Profesör Doktor Atsushi Miyazaki'dir. Depremde yıkılan ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği Bayram Oteli'ne ilişkin davada otelin sahibi Tevfik Bayram'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilmiştir. Van'da yaşayan binlerce insan bu depremden sonra bölgeyi terk etmiştir. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20:55'te meydana gelen Elazığ depreminde 44 kişi ölmüş ve 1466 kişi hafif ve orta derecede yaralanmıştır. Merkez üssü Sivrice olan ve yaklaşık 40 saniye kadar süren depremin şiddeti 6.8 olarak ölçülmüştür. Depremden sonra 1000'den fazla artçı deprem yaşanmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımız için takipte kalın.